Şimdi bir yıllık bir geçiş dönemindeyiz ve dezenflasyon süreci artık başlamış durumda. Tabii ki bu uzun bir süreç. Önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Bu da tabii ki yeni değerlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler de büyümeye devam edecek. Parasal politikalarımız yine istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Geçen sene deprem nedeniyle büyük bir açık verdik ama deprem maliyetlerini dışarı tutacak olursak açığımız o kadar büyük değildi. Tabii ki ilave bazı tedbirler alıyoruz. Geçen sene mali konsolidasyon yapmıştık. Şimdi tasarruf tedbirleri geliştirdik ve tabii ki bir vergi reformu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz devam ediyor. Bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını %3'ün altına düşüreceğiz. Kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı geçen sene %29,5'tu. Bunu biraz daha düşük tutmaya devam edeceğiz ki sanayi dönüşümü devam etsin ve yeşil dönüşüm devam etsin. Cari bütçe açığı azalıyor. Bu sene cari bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yaklaşık %2,5 olacağını düşünüyoruz. %3'ün çok daha altına ineceğini düşünüyoruz. Bu da tabii ki rezerv birikiminin tetikleyicisi olacak. Evet, burada asıl vermek istediğim mesaj aslında programımız çalışıyor. Programımızın bileşenlerinden bahsettim. Nasıl çalışıyor peki bu program? Sağlam politikalar ve yapısal reformların bir birleşimi sayesinde çalışıyor ve ortaya çıkan bu ortam ile birlikte portföy tercihlerimiz Türk varlıklarının lehine olacak ve reel kur oranları bir şekilde bizim lehimize dönecek. Bu da dezenflasyonu daha da güçlendirecek. Bunların merkezinde büyümenin yeniden dengelenmesini görüyorsunuz. Yani büyümeyi sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Daha dengeli bir büyüme sağlamaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi piyasalarda bunu fark etti. Türkiye'nin risk primi 439 baz puan düştü. Gelişen piyasalardaki risk primi düşüşü yaklaşık %53 baz puandı. Yani gördüğünüz gibi burada çok güçlü bir iyileşme var risk algısıyla ilgili. Yine spread'e bakacak olursak kırmızı çizgi Türkiye, mavi çizgi de gelişen piyasalar evreni. Yine burada da gördüğünüz gibi decoupling gerçekleşti olumlu bir şekilde. Yani gelişen piyasalara göre çok daha hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Kur değişkenliği yine nominal ölçüde devam ediyor. Türk lirası hala biraz zayıf ancak değişkenlik azaldı ve gelişen piyasalardaki değişkenliğe baktığımızda bizden çok daha kötü durumda olduğunu görüyorsunuz. Yine büyüme kompozisyonu ilerlemeye devam ediyor. Net ihracat bunu büyük katkı sağlıyor. Cari açık yine daralıyor. 57 milyar dolardan 30 milyar dolara düştü Mart ayında. Yine anlamlı bir şekilde düşmeye devam edecek ve gayri safi yurt içi hasılaya oranı %2,5'ta kalacak. Burada da gördüğünüz gibi net portföy akışlarında büyük bir açık sapma var. Kırmızı çizgi yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin durumunu gösteriyor. Yine portföy akışı Türkiye'ye anlamlı bir şekilde devam ediyor. Borç çevirme oranları da yine değişiyor. Bankalar için %150 ve finansal olmayan kuruluşlar için de yaklaşık %120. Merkez Bankası rezervleri de artıyor. Yaklaşık 36 milyar dolar bir iyileşme söz konusu. Gerçekten güçlü bir iyileşme bu. İşte kur korumalı mevduattan çıkıyoruz ve lira, Türk lirası mevduat rezervlerimiz yine arttı. Güven artıyor
ve yerel para birimiyle yapılan varlıklar da gerçekten değer kazanmaya devam ediyor. Enflasyon beklentileri ekranda görülüyor. 1 yıllık beklentimiz %33. Hala hedeflerimizin biraz daha altında ama hedeflerimize ulaşınca daha da iyi bir oran olacağını görüyoruz. Kredi derecelenme açısından da iyi bir seyir söz konusu. 2 kuruluş derecemizi arttırdı. Bütün kredi derece kuruluşlarının da Türkiye ile ilgili beklentisi olumlu. Peki neden Türkiye'ye yatırım yapmalıyız? Gördüğünüz gibi yapısal problemlerimizi çözüyoruz ve değer yaratmaya devam ediyoruz. Ama bunun ötesine bakalım isterseniz ve neden Türkiye'ye yatırım yapmanız gerektiğinin yapısal kısmına bakalım. Evet, yapısal olarak Türkiye gerçekten büyük bir pazar. Evet, büyük bir pazar diyoruz. Neden? Çünkü Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin 15'i ile 17'sinden daha büyük. Genç nüfusumuz ve gayri safi yurt içi hasıla oranımız gerçekten çok güçlü. Farklı farklı göstergelere baktığınızda Türkiye'nin yaklaşık 12 Avrupa Birliği üyesinden daha büyük olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir ekonomiye sahibiz. Geçen sene $1.3 trilyon bir potansiyel vardı ve büyüyen bir ekonomi, büyümeye devam eden bir ekonomi. Kesik çizgi Türkiye'nin 21 yıllık reel yolculuğunu gösteriyor. Yani 2002'yi baz yıl olarak alacak olursak, burada da gördüğünüz gibi gelişen piyasalar Çin ve Hindistan dışında sarı çizgiyle temsil ediliyor. Türkiye az önce söylediğim gibi kırmızı kesik çizgi. İnanılmaz bir performans söz konusu. Çin ve Hindistan tabii ki kıtasal büyüklükte ekonomiler ama bizim büyümemiz de gerçekten büyük seviyede, iyi bir seviyede. Dünya Bankası'na göre lojistik performans endeksimiz de gerçekten iyi. Altyapıya çok yoğun yatırımlar yaptık. 20 yıllık yatırım haritasını görüyorsunuz. Çift yönlü otobanlara büyük bir yatırım yaptık. Büyük bir ülkeyiz bu arada coğrafi olarak da. Yaklaşık $280 milyar altyapı yatırımı yaptık son 20 yılda. İşte bu nedenle karayollarına yaptığımız yatırımlar biraz azaldı artık. Çünkü altyapıyı artık tamamladık diyebiliriz. Şu anki önceliğimiz demir yolları. Artık hızlı tren ağlarına yatırım yapmaya başladık. Bu da tabii ki ülkenin karbon ayak izini azaltma konusunda da önemli bir adım olacaktır.